uzun zamandır hepiniz benden altcoin sepeti videosu istiyorsunuz. Çok uzun süre oldu bunu yapmayalı. Ancak bu videoda sizleri öyle bir yapay zeka altcoin sepetiyle karşılaştıracağım ki seneye Haziran ayında hepiniz bana oldukça fazla dua edeceksiniz. Bu süre zarfı içerisinde birazcık zorlandım. Neden diye soracak olursanız çünkü yapay zeka entegre edilmiş, hali hazırda projelerden ziyade daha çok yapay zeka olarak çıkmış projeleri ele almaya çalıştım. Ve fiyatlarına baktım market cap'lerini araştırdım kimler yatırım yapmış bunlara baktım ne işe yaradıklarına baktım tabi ne işe yaradıklarını da bu video içerisine dahil edip sizleri sıkmayacağım burada çoğu coin'i size göstereceğim ve sizler de kesinlikle white paper'ını okuyup ona göre yatırım yapın bunların hepsini seneye haziran ayı gibi satabileceğimizi düşünüyorum o zaman tap market keplerine ulaşırlar, tap fiyatlarına ulaşırlar diye düşünüyorum. Şu kısa vade içerisinde aslında istediğimiz seviyeye geldi yapay zeka konusu. Farkındaysanız birazcık sessizleşmiş durumda şu anda. Tam da istediğimiz seviye işte. Daha önceki videolarımda da eğer YouTube'da olabilir mi bilmiyorum ama kısa videolarımda oluşturduğum Instagram hesabımda paylaştırdığım videolarda yapay zeka sessiz olduğu zaman aslında yapay zeka coinlerine girilebileceğinden çoğu zaman bahsetmiştim. İşte bugün tam o zaman bu videoda bahsedeceğim tüm altcoinlere Gate.io ve OKX borsasından ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmından da kayıt olursanız komisyon indirimlerinden de faydalanmış olacaksınız. Borsalarda bu alım satım yapılırken sizden kesilen komisyonlar var ya işte oradan size indirim sağlıyorum bu şekilde. Şuna da ufaktan değineyim. Eğer kendiniz white paperlarını okumanızı tavsiye ederim. Ben sadece burada sizlere kimler yatırım yapmış ve alınabilir fiyatta olduklarından bahsedeceğim. Sonrasında tabii ki eğer gözden kaçırdığım bir şey olursa yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ayrıca sizlere bu kanal içerisinde kriptodaki birçok fırsatı anında paylaşıyorum. Kesinlikle kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Kafanızı bulandırmayacak şekilde normal bir insanın nasıl alım satım yapılabileceğine dair eğitim serileri hazırlıyorum ve paylaşıyorum. Kesinlikle takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Şimdi ise şu altcoin sepetimize bir bakalım. Şimdi ilk önce Ali'den başlamak istiyorum. Şöyle kripto e, rank verilerini de yukarıda ilk sıraya getireyim. Bence şu anda bir düşüş trendi içerisinde ve haftalık bazda baktığımız zaman ise oldukça uygun bir fiyatta olduğunu düşünüyorum. Neredeyse listelenme fiyatına yaklaşmış durumda. Çünkü şu anda yapay zeka hakkında çok fazla konuşulmuyor, edilmiyor. Çok fazla bilgi dolaşmıyor. Zaten yükseliş zamanlarında bakacak olursanız hepsi yapay zeka ile ilgili haberlerin yoğunlukta konuşulduğu zamanlara denk geleceğini görebilirsiniz. Ve 13 Haziran'da sanırım Fetch AI, Ajax ve Ocean Protocol ASI adı altında birleşecek ve burada da bir yapay zeka hype'ı oluşabilir. İnsanlar çok fazla yapay zeka hakkında konuşulab konuşabilir. Bununla alakalı videolar çekilebilir. Burada da bir yükseliş yakalayabileceğimize inanıyorum. Tabii ki Burada bahsettiğim coinler dışında da isterseniz bu bahsettiğim major yapay zeka coinlerine de yatırım yapabilirsiniz. Ancak ben onlardan şu anda 25x ile 20x 30x arasında bir karlılık bekliyorum boğa piyasası içerisinde. Bizim gözümüz tabii ki de daha fazla bir karlılıkta. O yüzden bu altcoin sepetini oluşturuyorum sizler için. Bunları muhtemelen Haziran ayında ya da 2025'ten bahsediyorum. 2025 Haziran ayında ya da Mayıs ayında satabileceğimi düşünüyorum. Olası bir fiyat hareketliliğine bakarak o anki piyasa hareketliliklerine bakarak da 26'ya kadar da bekleyebilirim yani yıl sonuna kadar. Onu da o zaman zaten güncel videosunu yapmış olurum. Bu videonun zaten güncel seyirleri gelmiş olacak. Aylık bazda da bakabiliriz. 2-3 ayda da bakabiliriz. Bu video tamamen uzun vade yapay zeka videosu. Ali'den başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi haftalık bazda bakacak olursak bir düşüş trendi içerisinde. Fiyatı da şu anda bana göre olumlu. Kripto rank verilerine bakacak olursak da gördüğünüz gibi ATH market cap'i ise 355 milyon dolara ulaşmış durumda ve şu anda 55 milyon dolara kadar düşüş gerçekleştirmiş ve yatırımcılarına bakacak olursak da arkasındakilere Binance Labs'i burada görüyoruz ve bu bize birazcık güven sağlıyor. Yani boş bir proje olmadığını bize açıklıyor açıkçası. Bu yüzden de fiyatı bana göre şu anda uygun. Oldukça güzel bir düşüş gerçekleştirmiş ve bayağı bir ucuzlamış. Kısa vadede ne görebilirsiniz? Hemen size onu anlatayım. Şu gördüğünüz alttaki destek bölgesine gördüğünüz gibi buraya tekrar bir uğrama ihtimali olası görünüyor. Eğer buraya uğrama ihtimali olursa %10'luk bir zarar göreceksiniz. Uzun vadeli tuttuğunuz bu sepette. Bundan rahatsız olma ihtimali bazı kişilerde olduğu için bunu dile getirmek istedim. Gördüğünüz gibi burada zaten bir fiyat aralığı oluşturmuş. Burada içerisinde hareket ediyor zaten. Fiyatın en çok oyalandığı bölgeyi de şu anda fareyi tuttuğum yeri görebilirsiniz ekranda. Gördüğünüz gibi burada hareket halinde. Ee, buradaki düşüş trendini bu denemede de belki kıramayabilir. Bu haftalık şey günlük bazda olan düşüş trendini şuradan bahsediyorum. Şu yukarıda gördüğünüz haftalık bazda olan yükseliş trendi, düşüş trendi. Özür dilerim. E, ee, buradaki arasındaki karlılığa da bakacak olursanız zaten direkt olarak 3x'lik bir karı görmüş oluyorsunuz. ATH'ına bakacak olursak da burada bir sanırım 5x'lik bir karlılık söz konusuydu. Eğer 355 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşırsa yakın zamanda görebileceğimiz karlılık bu şekilde. Ayrıca benim beklentim ise burada bu coin'in muhtemelen 2 milyar dolar, 3 milyar dolar hatta çok zorlarsa 10 milyar dolarlık bir market cap'e ulaşması ve bu da bizlere oldukça yüksek karlılık sağlayabilir. Bu da bahsettiğim, hatta burada çoğun da bahsedeceğim şey. Tabii ki de piyasanın o kahvehanelerde bile kripto paraların konuşulduğu ve Geçen senenin yapay zeka koyunları konuşulacak, konuşuluyordu bu bu şekilde. Şimdi ise yapay zekalar konuşulacak. O yüzden kesinlikle bu seviyeleri görme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ancak piyasanın o hareketli hararetli döneminde olacaktır bu yükseliş. Bunu da dikkate alarak değerlendirmenizi sizde sizden istiyorum. Diğeri ise ay ions. Ee, bu biraz kafa karıştırdı bende çünkü hiçbir e, yatırımcısı yok ancak vaat ettikleri oldukça iyi. Tabataslak size anlatacak olursam Web3 ile yapay zekayı bir arada kullanmayı hatta e, bir video platformu üzerinden bunu kullanmayı bizlere vaat ediyorlar. Şu anda daha geliştirilme aşamasında ancak oldukça iyi yerlere gelmiş durumda. Burada IO'yu kesinlikle kullanmayı unutmayınız. Burada tüm datalara ulaşabiliyorsunuz. Şu andaki market cap'i oldukça yüksek. 831 milyar, milyon dolarlık bir market cap'i var. ATH'i ise 1 milyar 150 milyon dolarlık bir ATH market cap'i var. Ee, çok yüksek bir karlılık söz konusu mu? Ee, vadettiklerini gerçekleştirirse eğer 10 milyar dolarlık 15 milyar dolarlık market cap'lere ulaşabilir. Ee, bu da bizlere 16x 17x'lik bir karlılığa götürür. Ancak ettiklerini bizlere sunması gerekiyor. Burada kısa vadeli süreçte nelerle karşılaşabiliriz? Ondan bahsetmek istiyorum birazcık. Gördüğünüz gibi şu anda burada takılıyor bu coin. Burada bir alım satım aralığı, fiyat aralığı oluşturmuş durumda. Bizim burada görebileceğimiz maksimum bir düşüş e, şurada yüzde on sanırım bu da bir %10'luk bir bizlere yüzde yirmiymiş pardon yüzde bizlere bunu gösterebilir. Onun dışında e, zaten bunların bahs bu bahsettiklerim uzun vade olduğu için bunlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Çok so çok sert bir olay yaşanırsa ise burada gördüğünüz fiyata geri çekilebilir. Ancak şu anda piyasanın olumlu ilerlediğini düşünüyorum açıkçası. ChatGPT'ye gelecek olursak arkadaşlar ChatGPT bir aralar çok konuşuldu hatırlıyor hatırlarsanız eğer. O süre zarfı içerisinde oldukça güzel yükselişler gerçekleştirdi. Zaten grafiğine bakacak olursanız da birazdan oldukça güzel bir yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Burada bizlere bu neyi anlatıyor? Yükselen tepeler bırakmış bizlere bu süre zarfı içerisinde. Arkadaşım düzelsen ne artık haftalık bazda bakacak olursak bize bunu gösteriyor gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi içerisinde ve şu anda alınabilecek uygun bir seviyede olduğunu düşünüyorum ve arkasındakiler de bana göre oldukça ideal bir yatırımcıları söz konusu Changepit'inde. ATH market cap'ine bakacak olursak da ve şu anki market cap'ine bakacak olursak da kabul edilebilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Birazcık şişmiş mi? Evet. Tabii ki o anı yakalayamadık diyebiliriz. Ancak herhangi bir problem yok. Bence ileriye dönük güzel vaatler veriyor Change.pt'de. Fiyatı da şu anda olabildiğince uygun olduğunu düşünüyorum. Ajax e değil arkadaşlar. Burada bir karmaşıklık var. Sanırım Ajax'in e neyini kullanıyor şu anda sembolünü. Ancak Delsium projesi. Delsium'a bakacak olursak da Delsium'un da arkasındakiler oldukça fazla ve bu da bizlere birazcık da olsa güven veriyor açıkçası. Bunlara kesinlikle bakmayı unutmayınız. Uzun vadeli düşündüğünüz projeler varsa bunların hepsini detaylı bir şekilde araştırmanızı öneririm. Onlar da size ayrı bir fikir oluşturacaktır tabii ki. Ben burada videoyu uzatmak istemiyorum zaten yeterince uzun oldu video. Hemen sizlere anlatmak istiyorum bu süreci. Şimdi haftalık bazda bakacak olursak da bize de densium'da güzel bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor tabii ki hemen. Eğitim seyirlerimizi izleyen arkadaşlar şu hemen buraları yakalamışlardır zaten. E şu anda karşılaşabileceğimiz kısa vadedeki şeyi konuşmak istiyorum aslında. Olası bir durumda buradan red diyebilir gibi görünüyor şu anda ancak kırması durumunda güzel bir ATH daha verebileceğini düşünüyorum. Dalsium'un. Burada gördüğünüz gibi olası bir red yeme durumunda ise bizleri bekleyen fiyat ise 23 centleri bekle, bekliyor bizleri burada. Ve burada da yaşayacağımız zarar ise %20'ye yakın bir zarar içerisinde. Delsium'dan da seneye Haziran ayına kadar güzel potansiyel bekliyorum çünkü güzel bir yükseliş bizlere veriyor şu anlık yaptığı fiyat hareketleri sonucunda. Zaten seneye Mayıs Haziran ayına kadar da yapay zekada oldukça büyük gelişmeler yaşanacak ve oldukça fazla konuşulacağından kaynaklı bizlere güzel yükselişler, güzel karlılıklar verecekti bu bahsettiğim coinlerin hepsi. Ponda geçmek istiyorum şimdi. Kont da aynı şekilde. Aslında şu anda alınabilecek bir fiyatta olduğunu düşünüyorum. Ancak beni birazcık böyle geri çeken olay ise eski bir coin olması açıkçası. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Zaten vaat ettikleri oldukça iyi. Tabii eski olmasından yana geçen sene Geçen bu yaşadığımız boğa piyasasında yapay zekalar pek fazla popüler değildi. Hatta hiç konuşulmuyordu neredeyse. Ancak e, yapay zeka hareketliliğiyle birlikte güzel bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz. Ve onda bakacak olursak da gördüğünüz gibi burada arkasında Coinbase, Binance Labs olduğunu görüyoruz. Ve bunlar bize, bunlar bizlere güven veriyor. ATH'ına yaklaşmış durumda, ATH market capine yaklaşmış durumda gördüğünüz gibi. Ve market capi de şu anda oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. İdeal seviyede bence. Katılmayabilirsiniz tabii ki de kısa vadede neler görebiliriz hemen ondan bahsedeyim sizlere. Şurada gördüğünüz bir düşüşü yaşama ihtimali olası. Ayrıca çok olası bir hareketlilik olursa kötü bir senaryo yaşanırsa piyasada şu gördüğünüz seviyeye uğrama ihtimali oldukça yüksek. Onun dışında vaat ettikleri ve market cap'i yatırımcıları oldukça iyi diye düşünüyorum. Son olarak iki tane coin'imiz kaldı. GT protokol de birazcık bana olumlu geldi açıkçası yapay zeka anlamında ve grafiği de bana Oldukça iyi geldi. Hem de yeni bir proje. Arkasındakilere ve market cap'ine bakacak olursak ChainGPT Labs'ten çıktığını görüyoruz. Az önce ChainGPT'yi sizlere bahsetmiştim. Ve ATH'ına bakacak olursak şu anki market cap'ine bakacak olursak da burada bizleri 10x'lik bir karlılık bekliyor açıkçası. Hem kısa vadede hem orta vadede bizleri güzel karlılıklar bekliyor olabilir. Bu yüzden değerlendirilebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Hem uzun vade hem orta vade olarak. Zaten tüm zamanlardaki fiyat aralığına bakacak olursak da oldukça güzel seviyelere geldiğini görebiliriz. Ve şu anda oldukça iyi bir alım seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Günlük düzeyde bir düşüş trendi içerisinde ve burayı kırarsa eğer bizlere oldukça güzel karlılıklar bekliyor açıkçası. Değerlendirilmesi gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. RSS 3'te birazcık... Yaram derin çünkü e, neredeyse şuradaki fiyatlardan RSS 3'ü yakalamıştım. Ve gördüğünüz gibi ulaştığı fiyatları şu anda görüyorsunuz. Yani bu konuda bazı yaralarım var açıkçası. Çünkü o zamanlar daha ayı piyasası içerisindedik ve %10 karlılığı alınca genelde çıkış gerçekleştiriyorduk. Şu anda yine olumlu seviyelerde RSS 3'te ve market cap'i de oldukça iyi değerlendirebilir seviyede. Olası bir durumda yaşama ihtimalimiz olan yine bir %10, %20'lik bir zarar söz konusu. Kötü bir senaryo yaşanırsa ise yine %20, %30'luk bir zarar söz konusu. Ancak dediğim gibi planım Haziran-Mayıs ayı olduğu için 2025 ya da yıl sonu olduğu için Bunları şu anda pek fazla değerlendirmiyorum. Uzun vadeli tuttuğum bir sepet çünkü. Zaten bunların üstüne detaylı bir şekilde konuşuruz. Dediğim gibi videonun başında da bahsetmiştim. Kesinlikle white paperlarını okuyun. Kafanıza yatmayan bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ayrıca sizin de eklemek istediğiniz coinler varsa şunları incele gibi şu yapay zeka coininde onları da yorumlarda belirtirsiniz. RSS3'ün datalarını sanırım göstermedim hemen onu da sizlere göstereyim. Evet RSS3'ün de, de verileri bizlere oldukça olumlu gördüğünüz gibi. Zaten e, şu anda lider olarak gördüğünüz gibi Coinbase Ventures görüyoruz hep birlikte. ATH Market Cap'inde ise arasında şu anda 2x'lik bir e, kısa vadeli senaryomuz var. Ancak yapay zekanın dediğim gibi hareketlenmesiyle birlikte oldukça iyi ivme yakalayacaktır ve muhtemel bir Binance listelemesi görebiliriz boğa piyasası içerisinde. Bu da bizlere direkt olarak bir 10x'lik yükseliş gerçekleştirebilir. O yüzden bu bahsettiğim coinleri kesinlikle değerlendirmenize alın. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. Zaten açıklama kısmında bununla alakalı bilgi veriyorum. Kendi alım satım yaptığım uzun vadeli tuttuğum coinler adına burada yorumlar gerçekleştiriyorum. Konuşuyorum. Grafiklerini size anlatmaya çalışıyorum fiyatı uygun mu değil mi alınabilir düzeyde mi yoksa zarar ettirir mi bu gibi senaryoları sizlere anlatıyorum kendi tuttuğum coinler adına. Bu bahsettiğim tüm coinlerin hepsini açıklama kısmına bırakacağım borsalar üzerinden alabilirsiniz oradan da kayıt olabilirsiniz ayrıca telegrama da katılabilirsiniz orada da Ta Chain Traders adı altında bir Traders ekibimiz var. Oradan da kısa vadeli alım satımlar gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda sizlere oldukça güzel videolar bekliyor. Kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.